Sayın Meclis Başkanım, değerli divan, grup başkan vekilleri, meclis üyesi arkadaşlarım, basın mensupları ve siz kıymetli misafirlerimiz. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1977 yılında 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Kadınların eşit haklarının verilmesinin dünya barışını güçlendireceği ve kadınların kendilerini geliştirmelerine olanak vereceği düşüncesi bu kabulde önemli rol oynamıştır. Kuşkusuz kadın konusu sadece özel bir günde tartışmakla sonuçlanabilecek bir konu değildir. Kadın ailenin merkezinde durduğu gibi medeniyetin de merkezindedir. Mimarlar, binalar, şehirler inşa ederler. Anneler ise hem şehirleri inşa edenleri hem de onlara anlam verenleri yetiştirirler. Onlar ruh ve bedenimizin mimarlarıdır. Bizim inancımıza göre cennet, şefkatin ve merhametin en yücesini taşıyanların ayakları altındadır. Biraz sonra başlarsın. Kadınlar sadece nüfusumuzun yarısı olması itibariyle değil, anne olarak da son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. Bize göre medeniyetler insanlar da annelerin eseridir. Bizleri dünya ile tanıştıran, dilimizi, dinimizi, kültürümüzü öğreten, bizleri topluma kazandıran annelerimizdir. Beşik sallayan el cihana hükmeder. Veciz sözünde ifade edildiği gibi her başarının altında kadının emeği vardır. Son zamanlarda medeni yasada, ceza yasasında değişiklikler yapılmış olmakla birlikte bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Kesinlikle herkes kanun önünde eşittir. Biz her şeyden önce insanız. Bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. İnsanın iki ayaklı üzerinde yürümesi gibi toplumların da kalkınması kadın ve erkeğin sorumluluğunda gerçekleşir. Kadınların eğitim ve çalışma özgürlüklerini kısıtlayan bilimde, sanatta, sağlıkta ve kültürde kadın emeğini teşvik etmeyen toplumların medeniyet yarışında iddiaları olamaz. Ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği en gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışan AK Parti yönetimleri bu milli amaç uğruna kadınlarımızın arasındaki ayrımcılığı ve önlerindeki engelleri kaldırmış, lehte, eğitimde ve sosyal politikalarda devrim niteliğinde iyileştirmeler yapmıştır. İleri demokrasi hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerden önce toplumu oluşturan tüm bireyler olarak kendimiz için istemediğimizi, başkaları için de istemeyen bir anlayışla hayatı paylaştığımızda daha huzurlu olabileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, sağlık, mutluluk, esenlik, barış ve huzur içinde bir gelecek diliyorum. Saygılarınız.